Yeah, it's very disappointing to see our team start today the way they did. It has nothing to do with tactics. This is unbelievable how we start the match. How we give away the match almost in the first 15 minutes. I think prepare well, train well. Sometimes it's hard to understand why it happened. But it happens, and this is also in football. In football, it's a game of mistakes, but we make too many. And it cost us already 2-0. So then we start to play after half an hour. I don't know why we start after half an hour. The game was kickoff was at 8 o'clock. So after that, we get a few chances. We didn't score. So you go in the break with 2-0. After we scored a goal in the first minutes of the second half, so you're back in the match. Then, okay, they tried everything. Then you see also Antalyaspor, who is winning the duels, who is winning the second balls. Why we don't start this way? We have to talk about this because it's not acceptable. And especially in the situation we're in, we have to know that every game counts, every point counts. And yeah, we start too late today and then you lose the match. We don't have to lose this match. And also in the second half, we had some chances to make the 2-2. It didn't work out today. So we will speak about this tomorrow, of course, with the boys. And yeah, there's also not a long time to stay in this because we have an important one again on Saturday in Karagümrük in Istanbul. So we have to prepare for this. There's no time to stay in this. But we have to know why we start this match like this, because it cost us 3 points today, and that's very disappointing. I can tell you everybody's is really disappointed. But we have to deal with this, and it's also a little bit this season. We make too many errors, and today it's again, it's very precious. And absolutely no need, but it happened. Thank you. Evet, bizim takımı bu şekilde başlangıç yaparak görmek çok üzücü. Taktikle bir alakası olmayan bir maç başlangıcı yaptık. İlk 15 dakikada maçı rakibe nasıl verebiliyorsak o şekilde verdik diyebilirim. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum maça ve futbol hatalar oyunu olduğunu ben de kabul ediyorum. Ancak bu kadar çok hata yapan bir takım kabul edilemez. 30. dakikadan sonra maça başlayan bir Antalyaspor vardı. Halbuki maçın başlangıç saati sanırım 8 olarak belirlenmişti. Buna rağmen 30. dakikadan sonra ilk yarının sonuna kadar 4-5 tane net diye tabir edebileceğimiz şanslar eline gelen bir Antalyaspor var. Ancak bunlardan yararlanamadı ve 2-0 yenik girdik devreye. İkinci yarıda erken gelen gol beraberlik golü için bize oldukça uzun zaman tanıdı. Ve ikinci yarıda mükemmele yakın oynayan, tüm ikili mücadelelerini kazanan, tüm dönem topları alan ve istekli, arzulu, azimli bir takım vardı. Ancak bu geç uyanmanın sebebi nedir? Biz bunu araştıracağız öncelikle. Çünkü geç kaldık, geç uyandık bu maça, geç geldik diyebilirim. Durumumuz itibariyle puanlara ihtiyacımız var. Her puanın acil olarak alınması gerekiyor. 3 puan alamadığımız maçlardan 1 puan çıkarsak bu da bize oldukça yardım edecek. Ancak bu gece itibariyle bu nasip olmadı. O yüzden 0 puanla kapatıyoruz geceyi ve bunun analizini yarından itibaren yapacağız. Cumartesi günü İstanbul'da önemli bir maçımız var, önemli bir şansımız var puanları toplamak için. Karagümrük'e bu mentaliteyle çıkacağız. Ancak tabii bu maçın analizini de doğru şekilde yapıp hataları sorgulamak, hataları bulmak da en acil şekilde yapmamız gerekenler arasında. Dediğim gibi çok değerli bir 3 puanı bu gece itibariyle rakibe verdik. Ve bunun da farkında olup oyuncu grubu olarak, takım olarak reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Önümüzde dediğim gibi Karagümrük maçı var, çok kritik. Bunu bu doğrultuda çalışmalarımızı yapıp önümüzdeki maçtan 3 puanla ayrılmak için çalışacağız hafta için. Well, we have 6 games to start. We have 6 games. But you know, in football I played a long time myself. It starts with being very aggressive. Put your foot in the duels, win the second balls. For me it's
it's hard to understand why we start like this, because we speak about this the whole week, and this is a very precious defeat. Of course, we took the last five matches here. We took 13 points, and today we give it away, and that is hard to understand. But of course, we need points because we're still not safe, and everybody has to realize this. So six games to go, and of course we need some points, and that's clear. And if you don't know this now in the team, in the dressing room, if you don't understand this, then we have a big problem. Öncelikle 6 maçımız var, 5 değil. Ben uzun seneler futbol oynadım ve futbol teknik direktörlüğü yaptım. Bütün hafta boyunca konuştuğumuz aslında agresif olmaktı, her topa basmaktı, her topa ayak koymaktı, vücut, kafa ne gerekiyorsa o topa agresif olmaktı. Ben böyle bir başlangıcı kabul edemiyorum, kendime yediremiyorum bu takımın hocası olarak. Son 5 maçta iç saha performansı olarak 13 puan toplayan bir Antalyaspor'dan bahsediyoruz. Ve bu gece bu şekilde karşı tarafa 3 puan veren bir Antalyaspor'dan bahsediyoruz ve kesinlikle kabul edilebilir bir seviye değil. Güvenli bir durumda olmadığımızın ben de farkındayım. Son 6 maçımız var. Her maçtan puan almak için savaşacağız. Puanların ne derece kritik olduğunu farkına varmalıyız. Umarım maçtan sonra soyunma odasında yapılan konuşmalardan sonra oyuncu grubu da güvenli bölgede olmadığımızın ve her puanın altın değerinde olduğunu idrak etmiştir. Teşekkür ederim. Evet hocam, mücadeleyi değerlendirebilir misiniz? Mücadele şöyle, maçın başından 25. dakikaya kadar mükemmel oynadık, çok iyi oynadık, çok iyi pozisyonlar yakaladık. 2 tane gol attık ama o 2 tanenin daha fazla da atabilirdik 25 dakikada. İstediğimiz skoru da aldık. Yalnız 25 dakikadan sonra istediğimiz şeyler olmadı. Bayağı sıkıntı yaşadık. Özellikle de ikinci yarı Antalyaspor bizden daha iyi oynadı. Daha baskı kurdular. Onu bekliyorduk zaten. Ama ben tabii ki biraz oyuncularımızdan ikinci yarı içeride konuştuktan sonra daha iyi şey bekliyorduk ama maalesef istediğimiz şeyler olmadı ama hem bu biraz da yorgunluktan oluyor. Çünkü biz hem Avrupa Kupaları olsun hem lig olsun 2 günde bir maç yapıyoruz. Yani takım yorgun olmaları gayet doğal. Ondan dolayı da biraz sıkıntı yaşadık ama bu sefer de ne olursa olsun büyük bir baskı gelmesine rağmen biz çok iyi mücadele ettik, iyi bir galibiyet aldık. Bu bizim için her açıdan önemli. Önümüzde de kritik maçlarımız var. Biz ligde bir an önce iyi bir duruma gelip kupayı almak istiyoruz, tek düşüncemiz o. Onun için de bizim önümüzdeki Fenerbahçe maçı bizim için hayati derecede bir maç, final maçı gibi bir maç oynayacağız. Bu zamanı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Hem oyuncularımız dinlenmez hem de çalışarak geçireceğiz. Bizim için en kritik maç olan Fenerbahçe maçında kazanmak için ne gerekiyorsa kendi sahamızda yapacağız. Var mı sorumuz?